Kenan Bey'le görüşecektim. İsim neydi? Yazıyor mu orada? Bir bakın. Kerpeten. Ali. Ali Kerpeten. Yok efendim öyle bir isim burada. Bütün bir ismi koymuşlardır belki. Ha, belki öyle yazıyordur. Uzun biraz ama. Alayım. Kerpeten Ali geldi. Birinci katta kim var? Kimse. Çek! Çek! Doğru söylüyormuş lan. Verdin Emre. Kenan sen misin? Yanlış anlamadıysam siz buraya Bahar Hanım'ı öldürenleri bulmaya geldiniz. Bulup ne yapacaksınız? Bana vereceksiniz. Ben de topunuzun anasını, avradını, sülalesini, yedi ceddini bir yatırıp tamam mı? Tabii hakkınız. Yalnız küçük bir sorun var. Önce kimden başlayacaksınız? Benden mi? Yoksa Kenan Bey'den mi? Yoksa Cengiz Bey? Evet. Kararınızı verdiniz mi? Evet. Bizimle çıkacak mısınız yola? Evet, evet çıkacağım. Cengiz Bey, bir yanlış anlaşılma olmasın diye soruyorum. Bahar Hanım'ı öldürenlerden bahsediyoruz. Evet, biliyorum. Gerekirse siz de aynı şeyi yapacak mısınız? Evet, yapacağım. Teşekkür ederim, iyi günler. Yoksa Cengiz Bey'den mi? Yoksa... Ezel Bey. Taneler. Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet. Artık görüyor musunuz peki? Evet. Peki bizimle birlikte misiniz? Evet. Ezel Bey. Bunu sizin söylemenizi isteyeceğim. Zira sözünüz bizim için önemli. Sizinle birlikteyim. Sizleyim. Güzel.
Kenan Bey çok sevinecek. Bir ara uygun olduğunuzda sizi buraya alalım. İyi günler. Ali Bey. Nasıl yapacaksınız? Ha? Merak ediyorum. Önce kimden başlayacaksınız? Çünkü aslında Bahar Hanım'ı hepimiz birlikte öldürdük. Siz birbirinizi ettiniz. Yanlış adam seçtiniz. Güle güle Ali. Güle güle Cengiz. Güle güle Ezel. Kenan Bey'in size özel hediyesi. Kenan Bey'in ilk oyun kartlarıydı. Artık sizin. Herkes ikinci bir şanstan bahseder. Ama kimse kötülüğe açılan kapıdan ilk defa nasıl girmiş hatırlamak istemez. Azat, kızım geldik. Biz çıkmayacağız. Acele edin. Azat, arkana bakmak yok. Hemen atla tekneye. Baba. Lafa gerek yok. Bundan kimseye bahsetmek yok. Yazmak yok. Özlemek yok. Hı? Benden haber alana kadar dönmek yok kızım. Anladın mı? Hadi. Yolun açık olsun.
güzel. Gitti. Artık sana emanet. Ben siz çıkana kadar mekandayım. Telefonunu bekliyorum. Hadi eyvallah. Ramiz. Ha? Ezel... Merak etme. Merak etme. Ben Ezel'e kendimden çok güveniyorum. Seni de mi yendiler? Beni de yendiler. Seni de mi kullandılar? En başından beri. Akıllandım zannediyordum. Kaya gibi bir adam oldum zannediyordum. Ben de. Öf, neler yaptım Ezel bir bilsen. İstediğimi alacağım diye neler yaptım. Ben kendi kendime hep ama haklıyım diyordum. Çünkü aşığım diyordum ben. Ben haksızlığa uğradım diyordum. Ben şimdi şu kötülüğü yapıyorum. Ama hak ettiler o yüzden. Ben bir yolunu bulurum hep. Sevdiririm kendimi. Kimsenin kuralları işlemez bana. Yaparım bir şeytanlık, affettiririm kendimi. Yanlış yapmıyorum. Yalan söylüyorum ama sayılmaz. Adam kullanıyorum ama sayılmaz. Kötülük yapıyorum ama sayılmaz. Hiçbir şey geri alınmıyormuş. Ortak. Değil mi? Kimsenin ikinci şansı falan yok Cengiz. Hiçbir şey yok sayılmıyor. Hiçbir şey affedilmiyormuş. Değil mi? Bir kere... ihanet ettin mi? Artık oynamak istemiyorum ortak. Ben de istemiyorum. Kenan'ın adamı da olmak istemiyorum. Başka kötülük de yapmak istemiyorum. Eyşan'ı özlemek de istemiyorum. Çocuğumu hayal kırıklığına uğratmak da istemiyorum. Hiç istemiyorum. Asıl hatırlamak. Ne güzel şeyleri, eski arkadaşlıkları, ne de kötü şeyleri. Bahar'ın o anki halini hatırlamak istemiyorum. Kaybettiklerimi hatırlamak istemiyorum. Sevdiklerimi hatırlamak istemiyorum.
Nasıl bitecek? Nasıl çıkacağız? Çabucak. Kenan Bey diyor ki Ramiz Bey, artık oyun bitti. Hey, nereye? Merhaba. Sizi bir kez daha öldürmek zorundayım. Eyşan Atay geldi der misiniz? Eyşan Atay geldi efendim. Peki efendim. Sizi biraz bekleteceğim. Şöyle buyurun. Olur mu lan? O kadar da değil. O kadar mı? Bakalım ne kadar şanssız Cengiz. Bakalım yukarıdaki bizi affediyor mu? Bakalım bundan nasıl ayrılabiliyor muyuz? Hı? Bakalım. Ortak, sen benim en çok sevdiğim düşmanımsın. Bugün elime ilk defa silah aldım. Şimdi ilk defa tetiği çektim hayatımda. Bugün buraya gelmeden önce her şeyimi kendi ellerimle ateşe attım. Ona öğrettiğin her şey hepsi yanlışmış. Hepsi yalanmış. Bu kitaplardaki her şey yalanmış dayı. Ezel. Yok onurmuş. Yok şerefmiş. Yok doğru yolmuş. Nerede dayı? Hani nerede? Bu kitaplardaki şeyler bizim hayatımızda nerede? Kırk sene boyunca Kenan Bey bugünü bekledi. Ben de öyle kardeş. Ben de öyle. Gidelim o halde. Hay hay. Ha kardeş. Sen Mevlana ile Şems'in nasıl karşılaştıklarının hikayesini biliyor musun? Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok. Kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam. Bu yeni adam Mevlana'nın karşısına geçmiş, demiş ki ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana
en önemli, en iyi üç kitabını göster. Mevlana kuşkulu işaret etmiş üç kitabını. Canı gibi sevdiği asırlık üç kitabı. Adam o üç kitabı şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor, mürekkepler suya karışmış, kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Kim ne derse desin, gene bana geldi niye? Yüreğinle baktığında bana, sana ihanet etmiş bir adam mı görüyorsun karşında, ha? Ezel Bey? Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet. Ne yaparsanız yapın kalleş kardeşler. İyi bir adamın yüreğindeki iyiliği söküp alamazsınız. Alamazsınız. Burası tamam dayı. Bırakayım mı? Yok. Bazı kurallar var uymamız gereken. Arkadaşının suçunu yüzüne vurmayacaksın. Onu affetmeyi bileceksin. Onu kurtarmak yetmez. Konuşurken yüzüne bakarak konuşacaksın. Hiçbir zaman arkadaşını terk etmeyeceksin. Ben terk etmiyorum. Sen kovdun beni. Senden bahsetmiyorum Tevfik. Kendimden bahsediyorum. Pasmart bir adam tanıdığında onu bırakmayacaksın. Geçmişinden utanıyorsa utandırmayacaksın. Arkadaşını satmak istemiyorsa sattırmayacaksın. Omuzları düştüğünde üstüne varmayacaksın. Gerçek bir dost tanıdığında onu hak etmeye çalışacaksın. Arkadaşın sana elini uzattığında o eli bırakmayacaksın. Bak şimdi senden bahsediyorum Tevfik. Ben kullanırım. Yeğen! Bundan sonrası bende. Gir içeri. Gir içeri. Ben de seni kardeş.
bir daha öldürmek zorundayım. İnandın mı Bahar'ın katilleriyle iş yapacağımı? Duydum lan sesini. Doğrusunu benden duymak ister misin? Yok, istemem. Ne fark eder oğlum? Zaten. Sen haklıydın Ali abi. Ne fark eder oğlum? Tek bir şey. Boktan herifin tekisin. Katilsin, cahilsin. Kötü bir herifsin. Aşağılık bir herifsin. Ama aramızda bir tek sen hak ettin bari. Eyşan da değil, ben de değil. Bir tek sen. Harbi mi diyorsun? Evet Ali abi. Sağ ol. Ha, ben şeye gidiyorum. Bahar'ı bulmaya. Hadi görüşürüz. Senin bir planın vardır yine. Var aklımda bir şeyler. Ağzımızı yine. Biraz. Buraya gelene kadar sağlam elektrik yedim. Biraz deşarj olayım şimdi ha. Sen hiç durmaz mısın? Sen hiç vazgeçmez misin? Yenilmez misin? Hı? Ya ben, ha? Beni de al! Affet, bir şeyler yap, Ezel, beni de al! İkinci hayat geri alınmaz Cengiz. Kimse günahlarından arınmaz. Kimse sana ikinci bir şans sunmaz. Çok geç anladım. Çözüm, aynı soruya başka cevaplar vermek değilmiş. Neymiş lan çözüm? Bulduysan bana da söyle. Çözüm, bin kere sorulsa da sana aynı soru, aynı cevabı verecek cüretin olmasıymış. En zor, en imkansızı. En güzeli. Bin kere de hayat verilse sana, ilkinin yolundan gidebilmekmiş. İlki ne? Hatırlamadın mı? Hayır. Ne? Hatırlamadın mı? Köprü altındayız. Ne zaman? Sen, ben, Eyşan, Ali. Ha? Kimse yanına seni almıyordu hani. Ali teknesini almıyordu. Eyşan'la ben gidiyorduk, seni yalnız bırakıyorduk hani.
Sen de tabancayı çıkardın. Hatırlamıyor musun? Sen nereden? Canını verirsin bunun için. Oğlum senin için de veririm. Verirsin değil mi? Niye be abi? Bırak ne halin varsa göreyim. Seviyorum çünkü Cengiz. Bilmiyorum be abi. Hani beni mi seviyorsun? Yoksa beni boktan çıkarmayı mı? Bak şimdi alıyorum silahı Cengiz. Sen bilirsin be Ömer. Kendin kaşındın. Orada mıydın sen? Hı? Oradaydım. Bak yine oradayız Cengiz. Silah yine senin elinde. Yine bana doğrultmuşsun. Yok. Ali'nin güvenliği öldürdüğü silah elinde. Kanıyla attığınız montum üstünde. Eyşan yine çığlık atıyor. Aynı yerdeyiz Cengiz. Yok lan. Yok. Hiçbir şey değişmedi. Aynı insanlarız. Bak. Ben hiçbir yere gitmedim. Merhaba kanka. Ceketini çıkar. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerimizi. Boş ver iletmeyi. Boş ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Al. Yeniler her şeyi başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler, bilir kendilerinin neyi yapacağını. Başınız sağ olsun. Öldürdüğüm kız yakınındı galiba. Bağlamandan çıkardım. Benim için özel bir avdı. Normalde yaşlı, çirkin, sarkık insanlar oluyor. Ama o kız çok güzeldi değil mi? Onu öldürmek benim için büyük bir zevkti. Eyşan Hanım, buyurun görüşecekler sizinle.
Asansöre bindiğinizde üst kat. Ne dersiniz? İşinize yarar mıyım Kenan Bey? İlk hayatla ikincisi arasında bir ömür vardır. Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir. O günden bu yana her şey gene değişti. Şimdi sen gene değiştireceksin her şeyi. Zamandır baba. Gidelim mi dayı? Yardım et de gidelim ya. Hoşçakal çocuk. Hoşçakal Azat. Patron. Kağıdına hep aynı süre bakar. Sonra bakışını çevirirse birine şaşırtmak içindir. Başlarda oyunu hep bilerek kaybeder. Şşş. Boş ver onları Şebo. Gerek yok onlara. Ben bugün çok şanslı hissediyorum kendimi. Pardon, bir içki alabilir miyim? Ben yardımcı olayım. Thank you.
Hoş geldiniz beyler. Hazırsanız başlayalım mı oyuna?